Evet sevgili canlar merhaba. Ben Cem Kervan. Bir baba vardı. Adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum. Bir gün bir baba vardı ve İsa'ya geliyor. Önünde diz çöküyor ve ricada bulunuyor. Benim oğlum var diyor. Cinli, saralı olduğu için kendini devamlı ateşe ya da suya atıyor. Çocuğumu taliplerine getirdim sen yokken. Taliplerine getirdim ama onlar cini çıkaramadılar, şifa veremediler. Hani geçen hafta dedim ya, İsa bir dağa çıktı bazı talipleriyle birlikte ve orada görünümü değişti. Tamamen bir ihtişamlı bir görünüşü oldu. Dağdan indiler ve bu olay oldu. Yani bu baba geliyor, böyle bir ricada bulunuyor. İsa diyor ki, sizi imansız ve sapmış nesil. Yani tahmin ediyorum kendi taliplerine biraz söylüyor. Yani sizinle daha ne kadar katlanmam gerekiyor? Ne kadar daha fazla kalmam gerekiyor sizinle? Çocuğu bana getirin diyor. İsa cine emrediyor. Cin hemen çıkıveriyor çocuğun içinden. Ve çocuk o anda şifa buluyor. Şimdi talipler, yani dağa çıkan değil, dağın dibinde kalan talipler İsa'ya geliyor ve özel olarak soruyorlar. Biz cini neden çıkaramadık diye. İsa onlara, çünkü imanınız kıt. Yani açık açık söylüyor. İmanınız az. Gerçeği söyleyeyim, hardal tanesi kadar imanınız olsa şu dağa buradan kalk oraya git derseniz gider. Sizin için hiçbir şey imkansız olmaz. Evet ve bu anlattığım olayı bir değiş haline getirdim ve sizinle paylaşmak istiyorum. Aslında bir arkadaşla birlikte paylaşacağız. Hani daha önce gelmişti ya Ebraneci arkadaşımız. O yine gelecek ve onunla birlikte çalacağız şimdi. Bir baba vardı, oğlu saralıydı. Hiçbir kimseden bulamadı şifa. İsa'nın taliplerine getirdi. Fakat onlar veremedi şifa. İsa'ya gelip önünde diz çöktü. Acı bize dedi, İçini döktü. Yalvardı çünkü başka çare yoktu. Sezdi ki oğluna verecek şifa. Yalvardı çünkü başka çare yoktu. Sezdi ki oğluna verecek şifa. Bana getirin dedi. Çıkması için cine emir verdi. Cin hemen çocuğun içinden çıktı. O çocuk o anda buldu şifa. Kervanın talipler yiyecek.
bir soya geldi, neden çıkaramadık diye durdu. İmanınız kıt diye cevap verdi, İsa sana da verebilir şifa. İmanınız az diye cevap verdi, İsa sana da verebilir şifa. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah beğendiniz. İsa sana da verebilir şifa dedik ya şimdi bu deyişte. Gerçekten öyle. Yani normal fiziksel bir hastalığınız varsa İsa size şifa verir. Yok duygusal anlamda bir yaralarınız varsa onları da iyileştirir. Yok ruhsal bir hastalığınız varsa, ki hepimizin ruhsal hastalığımız var, adı günah. Şifa verir. O günahı kaldırır hayatından. Tertemiz yapar hayatını. Evet. Beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin. Ve abone olun. Yorum yazın. Haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın. Barışta kalın. Esen kalın. Hoşça kalın.